ömrünüz hayırlarla, güzelliklerle, iyi amellerle ve doğru ilişkilerle dolsun inşallah. Allah-u Teala bu dünyadan ayrıldıktan sonra geride kalanlara ne kadar hayırlı bir ömür yaşadı, ne güzel bir insandı, ne kadar güzel işler yaptı dedirsin. Rabbim hayırlısından güzel bir ömür nasip etsin, hayırlı, uzun, bereketli bir ömür nasip etsin ve kendisine güzel işler yapacak imkan, güç, enerji, motivasyon, irade versin inşallah her birimize. Efendim, Ramazan geldi. Ramazan'da her birimizin farklı bir atmosferde, farklı bir psikolojide olduğumuz bir gerçek. Bunu en hayırlı, en faydalı, en iyi bir şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Bunu bir konuşalım arzu ettim. Ama ondan önce başka bir şeye temas etmek daha iyi olur kanaatindeyim. Efendim, her durumun bize bir mesajı vardır. Gelen her ayın, gidenin de bize söyleyeceği bir şeyler vardır. Yaşadığımız olaylarda ben şöyle bir tavsiyede bulunuyorum. Her olayın bir sorusu, bir duası, bir de sadakası olmalı. Ramazan geliyor. Bunun sorusu ne olabilir? Acaba ben nasıl düşünürsem, nasıl hareket edersem, nasıl davranırsam, Ramazan bu ayı bitirdikten sonra bende çok iyi bir alışkanlık bırakır. Nasıl hareket edersem ben karlı çıkarım. Nasıl hareket edersem kimlik, kişilik tuğlama, karakterime, şahsiyetime güçlü birer destek yapmış olurum. Sorumuz bu. Duamız ise, Ya Rabbi, bir Ramazan'a daha bizi kavuşturduğun için sana nihayetsiz şükürler olsun. Ya Rabbi, beni doğru düşünen, doğru anlayan, doğru konuşan ve doğru yaşayan bir insan haline getir. Beni anlayışlı ve anlaşılır kıl. Doğru zannederek yanlış anlamaktan, doğru zannederek yanlış düşünmekten, doğru zannederek yanlış konuşup yanlış davranmaktan sana sığınırım. Bizler beşeriz ve şaşarız. Sen ellerimizi bırakma. Sen bize yardım et. Senin katında ne yaptığımızda daha makbul olacaksa onu bizim nasibimiz kıl. Dua edip senden istediğimiz şeyleri hem kesintisiz istemeye kavli dua olarak hem de fiili dua olarak da onun gereğini yapmayı bize nasip eyle diye ilaveten dua edelim. Ondan sonra da Ya Rabbi, bu dualarımın ve niyetlerimin hayırla kabul olması niyetine, hayırlı bir sonuç nasip etme niyetine diye bir de sadaka verelim. Allah-u Teala her birimizin sadakalarını, her birimizin yaptığı hayırları, ibadetleri kabul etsin inşallah. Efendim, takdir edersiniz ki bütün mübarek günler, geceler, aylar bir tek şey için geliyor. Bunların hepsi araç. Bir tek amacımız var bizim. Rabbimize has kul olabilmek, Rabbimizin katında makbul bir insan olabilmek, insanı kamil olabilmek, ihsan mertebesine yükselebilmek. Onun için de her şey bir fırsat. Şimdi Ramazan ömrümüze dokunacak, teğet geçecek ve bizi terk edip gidecek. Ve biz o terk edip gittikten sonra acaba ne durumdayız? Acaba biz ondan yeteri kadar istifade edebildik mi? Acaba bakabildiğimiz kadar, anlayabildiğimiz kadar, idrak edebildiğimiz kadar istifade oranımız oldu mu? Ondan sonra bunun değerlendirmesini ancak yapabiliriz. Ve bizim istifade etmemiz demek, ahlakımızda kalıcı güzelliklerin oluşması, bakış açımızda sağlam bir bakış açısı, sağlam bir perspektif oluşturmamız ve daha iyiye doğru evrilmemiz. Arzu edilen şey bu. Kurbanın maksadı bu, Ramazan'ın maksadı bu, düşmemizin maksadı bu, kalkmamızın maksadı bu, para kazanmamızın, ibadetin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesinin maksadı da Allah'ın emirlerinin kullara doğru bir şekilde iletilmesi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de vaaz ediyor, buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu alıyor, anlamlandırıyor,
onu yorumluyor ve hayata uyguluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetleri nasıl anladı? Ayetlere nasıl baktı? Ayetleri nasıl hayata geçirdi? Bizim ölçümüz Allah Resulü. Ona bakacağız ve o nasıl yaşadıysa ona uygun yaşamaya çalışacağız. Öyle olunca araçların maksada uygun kullanılması bizim geçirdiğimiz zamanı bir daha telafi edemeyeceğimiz için, sürekli Allah'a yaklaştığımız için, zaten hep Allah'a yakınız da ahirete yaklaşıyoruz, öyle demek daha doğru olur. Azrail'in ne zaman geleceğini de bilmiyoruz. O yüzden Ramazan gelince tevbelerin daha çok yapıldığı, duaların daha çok yapıldığı, ibadetlerin, oruçların tutulduğu ve Allah-u Teala'nın kullarını her zaman affetmeye hazır ama bazı mübarek günlerde, gecelerde, aylarda Rabbimizin rahmeti, merhameti böyle sağanak sağanak yağıyor. Onlardan istifade ederek nasıl biraz daha arınabilirim, nasıl eşime, nasıl çocuklarıma, nasıl bu dünyaya karşı iyi bir fert olabilirim, iyi bir kul, iyi bir ümmet olabilirim, bunun mücadelesi için kullanacağız. Başımıza ne gelirse oradan Allah bunu bana nasip etmekle, ben neyi Allah murad etti, ben buradan hangi dersi almalıyım? Ben buradan ne öğrenmeliyim ve bu öğrendiğimle ne yapmalıyım? Hayatımda nasıl bir değişiklik yapmalıyım? Bütün olaylara böyle baktığımızda inanın bütün olaylar, bize yapılanlar, bizim çektiklerimiz ya da bizim düşmelerimiz, bizim yaşadıklarımız da hepsi bize birer mesaj veriyor. Nerede kırılma noktası yaşadık, nerede bazı kuralları es geçtik. Bütün bunlar bizim daha iyi olmamız için birer fırsat. Gittiğimiz yol yanlışsa eğer, gittiğimiz yol tam da Allah'ın istediği yol değilse Allah bir şekilde bizi uyarıyor. Eşimizle uyarıyor, çocuğumuzla uyarıyor, kendimizle uyarıyor, düşürüyor, kaldırıyor ama diyor ki ben seni terk etmedim. Ben seni yalnız bırakmadım. Ben seni seviyorum. Ve sen bana aitsin. Burada ne kadar yaşarsan yaşa, bana döneceksin. Onun için de sen bir an önce yüzünü bana dön. Bir an önce hayatın merkezine beni koy. Ve bir an önce halini düzelt. Çünkü Azrail geldiği zaman buna fırsatın olmayacak. Allah-u Teala ayet-i kerimelerinde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde anlam olarak bize bunu söylüyorlar. O yüzden Ramazan geldi. Peki bende ne değişmeli? Ben neyi mi değiştirmeliyim? Efendim, aile sorunlarının çoğu insanın birbirinin gözünde değer kaybetmesi ve o değer kaybına paralel üslubun değişmesi, davranışın değişmesi, tutumların değişmesi ve böyle olunca da kendisini haklı görmesi. Yani sen o yanlışı yaptın, ben de sana böyle davranma hakkına sahibim der gibi oluyoruz. Oysa din bize diyor ki zarara zararla karşılık vermek yoktur. Kötü olana iyi davranmak, can güvenliğini koruyarak, ahlak güvenliğini koruyarak ve kimlik kişilik bütünlüğünü koruyarak Allah'ın istediği gibi davranmak bir kulun Allah'ın verdiği en büyük nimeti yakalaması anlamına gelir. O yüzden de halk arasında denir ki yapana yapmak her kişinin harcı. Yapana yapmamak her kişinin harcı. İşte bu da bir derinliği gerektiriyor, manevi derinliği gerektiriyor, ilmi gerektiriyor. O yapılanları gözünüzde büyütmemeyi gerektiriyor. Ve aynı zamanda şunu gerektiriyor, insan hata yapar. İnsan yaradanını unutabiliyor ki, kaldı ki eşini mi, çocuklarını mı unutmasın? Ya da yaradanına hata yapıyor da eşine, çocuklarına hata yapmaz mı? Dolayısıyla insan hata yapabilir. O yüzden de Allah-u Teala hani buyuruyor ya, insan aşağıların aşağısına da inebilir, yukarıların yukarısına da çıkabilir. Peki aşağısının aşağısına inebilir dediği, ben olmayacaksam, eşim olmayacaksa, bir başkası olacaksa kim olacak? Yani biz şaşarız, biz düşebiliriz, biz
yanlış şeyler yapabiliriz. Allah yaptırmasın. Yapmamaya çalışalım ama yapabiliriz, insanız. O yüzden de birinin ayağı kaydıysa, birisi yanlış bir şey yaptıysa, birisi aile hukukuna uymayan, eşlik hukukuna uymayan bir şey yaptıysa, hemen şunu soralım. Hani demiştim ya, bir durumun bir sorusu, bir duası, bir de sadakası vardır. Allah'ım, eşimin yanlışını herkesten iyi sen biliyorsun. Bir yanlış yaptı. Bu yanlışla bize ne demek istiyorsun? Benim buradan alacağım ders ne? Karşı çıkıp makinalıyı doldurup takır 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 taramak ilk akla gelen sıradan en basit tepki biçimi. Fakat düşünmek insan olmanın sancısını gerektirir. Düşünmek erdemli insan olma, dava sahibi olma, dert sahibi olma, insanı Allah'tan dolayı değerli kılma hassasiyetini gerektirir. Eşlerden böyle can ciğer olmuş, birbirlerine kenetlenmiş iki dava arkadaşından, iki yol arkadaşından birisinin ayağı kaydıysa, öteki de sorumlu bundan. Bu hayat tek başına yaşanmıyor. O zaman diyecek ki, Allah'ım sen eşimin ayağını kaydırmakla bize ne mesaj vermek istedin? Acaba ben ne yaptım ve ne yapmadığım için bu duruma katkım oldu? Ben burada ne kadar acaba pay sahibiyim? Eşim sana karşı bir yanlış yaptı. Topluma karşı bir yanlış yaptı. Çocuklarına, bana ve o yanlış yaptığı insanın ailesine karşı bir yanlış yaptı. Sen eşimi bu yanlıştan koru. Eğer gözünün gönlünün dışarı kaymasında benim bir etkim varsa, Allah'ım senden özür diliyorum. Bu halimi, eksiklerimi gidermeme, yanlışlarımı toparlamama, dilimi düzeltmeme sen yardım et. Eşimin ayağı çukura düşüyor. Bir tekme de ben atarsam, en az onun kadar ben de sorumlu olurum. Onun çukura düşmesinde, kuyuya düşmesinde en az onun kadar ben de hatalı olurum. Bu hayatı birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla ya Rabbi sen eşimin gönlünü sana bağla. Moral ve motivasyon gücüne destek olmamızı sen nasip eyle Allah'ım diyerekten Rabbimize dua edelim. Ve sorumuzu sorduktan sonra bu duaları yapalım. Ya Rabbi sen yuvamızı koru, sen şeytandan koru, sen nefsimizden koru. Ya Rabbi eşimin nefsi ona onu yaptırıyorsa benim nefsim ondan daha azgın, benimki daha beterini yaptırabilir. Ya Rabbi sen eşime yardım et. Beni de koru. Ve ümmeti Muhammed'i koru. Ayaklarımızın harama kaymasından koru. Ya Rabbi gönüllerimizi helal ile şenlendir. Gözlerimizi dışarıdan içeriye, gönüllerimizi dışarıdan içeriye çevir ya Rabbi. Bu ahlakı bize nasip et diye dua edelim. İnsanın gözü neredeyse gönlü de o tarafa kayar. Biz insanız. Duygu taşıyoruz. O yüzden de birbirimizin duygusunu, sevgisini canlı tutmak, bağlılığını canlı tutmak ve aile ilişkilerini sıcak, sempatik, sevecen tutmak ve birbirimize destek olarak birbirimizi hem haramdan korumak hem helalde sabit kalacak bir şekilde anlayış ve alışkanlık oluşturmak hem de birbirimize sahip çıkmak adına Ya Rabbi sen bize yardım et demek ve bunun için gücümüz yettiğince sadaka vermek gerekir. İşte Ramazan bize ben nasıl daha iyi eş olabilirim? Ben nasıl daha iyi anne? Ben nasıl daha iyi baba olabilirim? Ben nasıl daha iyi evlat, iyi kardeş, iyi müşteri, iyi insan, bu dünyaya karşı iyi bir fert nasıl olabilirim? Eğer Ramazan bize daha iyi olmamız için soru sorduruyorsa, o zaman Ramazan benim üzerimde görevini ifa ediyor demektir. Benim anlayışım Ramazan'dan istifade ediyor demektir. Eğer ben Ya Rabbi, başkaları bana ne yaparsa yapsın. Ben senin benden razı olacağın şekilde davranmak istiyorum. Bunu benim nasibim kıl. Beni bununla rızıklandır. Senin gücün her şeye yetiyor diye dua ediyorsan. Oruçla beraber gıybeti, yalanı, suizanlı, hayata olumsuz bakışı terk edebiliyorsam, işte ben Ramazan'dan istifade etmiş olurum. Kur'an'la birlikteliğimizi Ramazan boyunca her gün sağlamışsam ve Ramazan'dan sonra da buna devam ediyorsam işte ben Ramazan'dan hakkıyla istifade etmişim demektir. Bazı
beyefendi ya da hanımefendi kardeşlerim diyor ki, hayır ben hatalı değilim, eşim değişecek. O değişecek. O değişirse bu yuva düzelir. Yanlış. Birisine sen değiş deyince değişmez. Eğer böyle olsaydı herkes birbirine sen değişeceksin derdi, o da değişirdi. Mesele kökten çözülürdü. Ya da mesele kökten daha sorunlu hale gelirdi. Sen değiş derken onun yanlış olduğu kime göre yanlış? Ya sen yanlış yapıyorsan? Ya sen değişiyorsan? Ya senin değişmen gerekiyorsa sen yanlış yapıyorsan? Nefsinizi temize çıkarmayın buyuruyor Allah-u Teala. O yüzden efendim, başkasını suçlamadan önce kendimize bakacağız. Sorumuz kendimizle ilgili olacak. Arayışımız kendimizle ilgili olacak. Duamız önce kendimizle ilgili olacak. Ya Rabbi ben sana hakkıyla kul olmak istiyorum. Sen ben düzelirsem karşımdakini düzeleceğini vaat ediyorsun. Senden daha doğru söz kim vardır? Ya Rabbi sen ben doğru olursam doğrularla birlikte beni haşredeceğini söylüyorsun. Salih olursam salihlere yoldaş edeceğini söylüyorsun. Beni o saydığın güzel kulların zümresine ilhak eyle ya Rabbi diye dua edelim. Asıl marifet kişinin kendisine odaklanması. Asıl marifet kişinin kendisini ince iğne ile oya örer gibi örmesi. Asıl marifet başkasının kusurunu görmeden önce kendi kusurumuzu görmemiz. Ama kusurumuzu görüp de ben bunu nasıl yaptım, ben imkansız yapılamaz da bu, ben hayret ediyorum kendime, inanamıyorum nasıl yaptım demek yerine ben insanım, şaştım. Ya Rabbi sen kullarının kalbini herkesten iyi biliyorsun. Sen şaşanları da biliyorsun. Sen ellerimden tut. Ya Rabbi beni bu yanlıştan çıkar diye dua edelim. Tevbemizi yapalım, ondan sonra atalım arkaya gitsin. Şeytana malzeme vermeyelim. Şeytan hangi yönümüz zayıfsa oradan fısıltılara başlar. Sen şunu da yaptın, sen bunu da yaptın. Yazıklar olsun sana. Bak felanca ne kadar iyi, sen değilsin. Hep birileriyle zihnimize kıyaslamalar olur. Şeytan bizi evire çevire canımıza okur. Hiç gerek yok. Ona malzememi vermeye gerek yok. Ben Rabbimle günahımı da biliyor. Tevbemi yaparım. Bundan sonra daha dikkatli olmak için duamı yaparım. Sadakamı veririm. Gerekirse kurbanımı kestiririm. Yoluma devam ederim. Dolayısıyla şeytan da dahil hiç kimsenin suçumdan dolayı beni yargılamaya, aşağılamaya hakkı yok. Ben tevbemi yaptıktan sonra, Allah'a yoluma devam ettikten sonra nefsime ve şeytana fırsat vermeyeceğim. Dolayısıyla efendim, biz Allah'a hayırlı kul olmak istiyorsak birbirimize hayırlı olacağız. Allah katında makbul kul olmak istiyorsak birbirimizin bu hayattaki kalitesini artıracağız. Allah katında kıymetli bir insan olmak istiyorsak iyi olup iyi kalmaya, doğru olup doğru kalmaya, ahlaklı olup ahlaklı kalmaya, güzel sözlü, kolay geçimli, güzel geçimli olup bunu sürdürmeye gayret edelim. Düştüğümüzde olacaktır. Toza toprağa bulandığımız da olacaktır. Ama Allah kalpleri biliyor. Niyetimiz halis olunca inanabilirsiniz ki Rabbim sonuçları da hayırlı eyleyecektir. Sonuçları da güzel eyleyecektir. O yüzden efendim Allah var mı her şey var. Ve bizim içimizde Allah'a açık her zaman onlarca kapımız var. Ne kadar günaha bulaşırsa bulaşsın bir insan, onun Allah'a açık kapısı her zaman vardır. Allah ona her zaman duyuyor. Her zaman onun tevbesini kabule hazır. Azrail'i görene kadar tevbelerimiz makbul, tevbelerimiz kabul. Tevbe edelim. Kendimizi arındıralım. Başkalarının arınması için de dua edelim. Başkalarının iyiliğine, başkalarının güzelliğine samimiyetle çok sevinelim. Çok mutlu olalım onlar iyi oluyor diye. Ve başkalarının iyiliği için çok dua edelim. Ve hani Allah dostları diyor ya, Allah'a yakın olmanın en bilinen iki işareti vardır. Birincisi sevginin ne kadar insana yayıldığı, ikincisi de Rabbimizden razı olmamız. Ya Rabbi ben senden razıyım. Verdiğinden, vermediğinden, aldığından, bu hayattan hepsinden razıyım. Bana hakkıyla bu hayatın içindeki dünyaya yaydığın dersleri, benim hayatımla ilgili yaydığın dersleri öğrenmemi ve iyi bir öğrenci olmamı ve ondan sonra hayatımı bu öğrendiklerimle güzelleştirmemi nasip eyle diye dua edelim. Ve fakirleri koruyalım. Olduğu zaman değil, olmadığı zaman da koruyalım. Çok para gerekmiyor. Bir avuç hurmanın
bugün verilenlerin en hayırlısı buydu dediğini biliyoruz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Dolayısıyla Rabbimiz ne kadar verdiğimize değil, ne kadar içtenlikle verdiğimize bakıyor. Allah hepimizden zengin. Dolayısıyla yardımlaşalım, paylaşalım, çocuklarımızla iftarlar açalım, teravihlere katılalım ve çocuklarımız bizden, biz yanlarında olmadığımız zaman bir sorunla karşılaştıklarında, annem şu anda bu durumla karşılaşsaydı ne yapardı ya da babam şu anda bu durumla karşılaşsaydı ne yapardı dediklerinde Allah'ın razı olacağı bir fiil zihinlerinde kayıtlı olsun. Bunun için dua edelim. Ya Rabbi ahlak güzelliği nasip eyle. Ya Rabbi her olayda bunu bir terakki, bunu bir ilerleme, bunu bir nitelikli insan olma, ahlaklı insan olma fırsatı olarak görmemizi ve kendimizi geliştirmemizi nasip eyle diye dua edelim. Rabbim dualarımızı kabul makbul eylesin. Rabbim yaptıklarımızı, yapacaklarımızı hayır eylesin. Nice hayırlı Ramazanlara ulaştırsın. Şimdiden Ramazanınız hayırlı olsun, bereketli olsun efendim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.